Şimdi Hrant Bey, paşam tarihsel olarak dış kaynaklarda yer alan özellikle demografik yapıdan bahsederek bir noktaya geldi. Orada 130 bin kaybolan 200 bin. 200 bin. Yani ama işte rakamlara göre 130 bin arasında bir rakam çıkıyor. Bir, bu rakamla ilgili sizin görüşünüz nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. İkincisi de tabii Osmanlı'nın olguya bakışı biraz farklı olmuş. Bu hareketlenme başlayınca İstanbul'dan Karadeniz'e kadar bütün bir Ermeni kitlesini bulundukları yerden alarak isyana, başka yerlere yaşamaya, sürgüne yollamış. Bu noktadaki değerlendirmeniz ne? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu rakamlar konusunda belki ilk konuşmanın da başında da ben söyledim. Yani bu tür tartışmaları esas olarak yani tarihçiliğin asıl tarafları belki bunlar yani. Bu demografik hareketlilik nedir, nedenler, sonuçlar, kronolojik olaylar, bunlar üzerine tarihçiler konuşabilirler. Ama yani doğrusu ben bu rakam azaltma ya da rakam yükseltme olgusunu yine bu olaylara bakışta gerçekten anlamsız buluyorum. Orada yani olayın anlamını bu rakamlara kaydırarak ben yine aynı kelimeyi söylüyorum. Yani 1 milyonla 100 bin arasında biz insanı kaybediyoruz. Bence 1 milyonla 1999 arasında da bir fark var. Ama bu tarihi rakamlar üzerinden konuşmak gibi bir şeye gitmektense hakikaten bunlar üzerinde öyle kolay kolay oturup antant bulabileceğimiz, uzlaşabileceğimiz rakamlar olmuyor. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela bakın Paris'teki Ermeni anıtının kayesinin üzerinde diyor ki 2,5 milyon Ermeni öldürülmüştür diyor. Türkler tarafından. Ya 2,5 milyon Ermeni zaten Osmanlı'da yoktu yani. Bunu hiç kimse iddia etmiyor olduğunu. 2,5 milyon o şey Paris'teki Ermeni anıtının şeyinde altında diyor ki 1915 paşam, yılında öldürülen 2,5 milyon Ermeni. Çok 1,5 diyebilir miyim? Hayır 2,5 öyle de bir rakamı var. Yani o 2,5 milyon o tehcir sırasında mı yoksa genel olarak belki ta tarihten beri mi alınıyor onu yani bilemiyorum. O hani şunu söylemek istiyorum. Şey? Yani dediğiniz gibi bu rakamlar şey değil. Üzerinde aynen onu söyleyeceğim. Çünkü sadece bir insan bir değer taşıyor. Sadece tarihe ilişkin ben yine çok özet şunu söylemek istiyorum. Bakınız bu kadar bu topraklara sadık kalmış bir milletin bir sabah kalktıktan sonra ben bu ülkeye artık ihanet edeyim diye bir anlayışa kapılması böyle mümkün değil. Mantık yani bu mantık dışı böyle davranıp böyle bir şey mümkün değil. Ermeni halkı gerçekten son Osmanlı'nın o kendini yetersiz hissettiği dönemlerde, elini her tarafa uzatamadığı dönemlerde özellikle güvenlik açısından çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Ve bu bakarsanız padişaha yöneltilen bütün şikayetler hep bu güvenlikle ilgili. İşte göçerler, aşiretler, şunlar bunlar Kürtler, saldırmaktadır. O zaman Kızılbaşlar denmektedir falan. Gelmektedir, saldırmaktadır. Birkaç kere vergi alınmasından şikayet edilmektedir. Bunların düzeltilmesini, bunların reformlarını, senin gücün yet, biz işte burada kendimizi idare edecek bir reform yap bize, bir tür kendi yöneticilerimizi kendimiz seçelim gibi taleplerdir bunlar. Yani ve Osmanlı'dan kopma kavramı son 5-6 yılın yani bu 1914'ler öncesini o da dış teşkilatı. O da aynen paşamın belirttiği gibi dışarıdakilerin hami kesilmesiyle ona mı gidelim buna mı güvenelim? Şey Osmanlı'ya güven yitirilmektedir. Ne yapacak? Şimdi bir millet var orada. İnanılmaz bir kaos var. İnanılmaz bir kargaşa yaşanıyor. Bir yandan Balkanlardan Anadolu'ya doğru inanılmaz bir nüfus göçü geliyor. Kafkaslardan geliyor. O göç içerisinde yerleşenler, iskanlar, yerleşik halkla aralarındaki sıkıntılar inanılmaz bir karmaşa var. İşte bugün 4 milyon burada bir halkın çıkıp da kendi güvenliğini talep etmesi, bunu arzu etmesi, bunun üzerine
bağımsızlık kavramında oturtması o günün şartları altında bence çok doğaldır. Olabilir. Çok anlaşılır bir şeydir daha doğrusu. İşte Osmanlı'nın, şimdi ben tabii tarihe şöyle bugün baktığımız zaman, evet, tarih soğukkanlılıkla değerlendirilecek bir şey değil şimdi bakıp. O zaman ya öyle oldu denilecek bir şey değil yani. Şimdi güvenliğini sağlayamamış, Kürtler tarafından sürekli hırpalanan ya da başka unsurlar tarafından sürekli hırpalanan bir Ermeni topluluğu var. Bu topluluk kendi öz güvenliği içerisinde diyor ki ya bana bir olanak sağla ya da sonra diyor ki ya ben kendim özgürleşeyim. Herkes, Araplar özgürleşiyor, Balkanlar kendi özgürleşiyor. Kendi yerde kendi örgütlerini tabii kuruyor, dağlara tabii çıkıyor. Yani yapıyor, kendini savunmaya çalışıyor. Evet, bunlar var, var. Ben şimdi buradan var baktığım zaman, ve Osmanlı bakın, idaresine baktığımda... Bir şey söyleyeceğim, bu örgütler aslında Türk Ermeniler tarafından büyük çoğunlukta kurulmamışlardır. Dışarıdan gelen Ermeniler tarafından kurulmuşlardır. Yani bu tetiş örgütlerinin başlangıcı Rus Ermenileri ve Fransız Ermenilerinden kaynaklanıyor. Yani. Oradan geliyor. Şimdi ben Osmanlı idaresine bakıyorum. Şimdi ben Osmanlı idaresine baktığımda diyorum ki ya orada böyle bir ayaklama var. Araplarda böyle bir şey var. Ben kendimi korumak için... Yunanistan elden çıkmış, bunu Bulgaristan elden çıkmış. Kendimi savunma refleksi içerisinde ben bu zorunlu göç uygulamasını... Tam bu, tam bu. Tam bir bu, dakika, tam. Gelin, gelin hani... şunu hep birlikte ifade tam, edelim. Tam bu, şunu, şunu ki açık tabii bir şekilde ifade edelim. Ermeni sorunu 1915'te başlamış, ertesi sabahta bitmiş bir olay değil. Tabii değil. 50 seneden beri, 60 seneden beri Osmanlı'nın temel problemlerinden biri olmuştur. Evet. Ve maalesef 1914 savaşı, Birinci Dünya Savaşı bu sorunu nasıl olur da artık sorun olmaktan çıkarırız anlayışının Osmanlı'nın o dönemki İttihat Terakki yönetiminin kafasında tam bir sonuca gitmek şeklinde bir çözüme gitmiştir. Tam bir sonuca gitmenin de bir tek yolu vardır. Gerçekten oradaki o nüfusun varlığı her zaman bir tehdit oluşturacaktır. O nüfusu oradan alıp Anadolu'dan boşaltmak, başka bölgelere dağıtmak ilelebet o tehlikeyi ortadan kaldıracaktı. İttihat Terakki bunu buna yeltendi, bunu yapmaya çalıştı. Bak, ama çok acılı bir şekilde yaptı. Evet. Bunu kabul bakın ettim. Söylediğinize ilave edeceğim. Bunu kabul etti. Tabii ki, tabii. Sizin yani sorunu kökten halletme yoluna gitti. Doğru, zaten tabii. Şimdi bakın, yalnız şu da var. Şimdi Haziran biliyorsunuz 27 Mayıs'ta 27 Mayıs 1915'te kanun çıktı ve Haziran'da tehcir olayları başladı. O zaman ki Amerikan Büyükelçisi gelip hükümete başvuruyor. Diyor ki bu tehciri durdurun diyor. Hükümet de o dönemde Enver Paşa. Şimdi bakın olay şöyle cereyan ediyor. Büyükelçi ile Enver Paşa şöyle konuşuyorlar. Bu Büyükelçinin hatıratında var. Enver Paşa diyor ki Ermeniler düşmanlarımıza katıldıkları zaman başlarına neler geleceği hususunda iyice uyarılmışlardır. 3 ay önce Ermeni patriğini çağırdım ve ona Ermeniler bir ihtilale başlar ya da Ruslara yardım ederlerse başlarına geleceklerden onları korumaya benim gücümün yetmeyeceğini söyledim. Uyarımın hiçbir etkisi olmadı. Ermeniler isyana koyuldular ve Ruslardan destek gördüler. Van'da olup bitenleri biliyorsunuz. Başka yerlerde de ayaklanmalar planladıklarını bilmekteyiz. Böyle bir mücadele yani Birinci Dünya Harbi'ne girince kendi vatanımızda bize saldırmalarına izin vermemiz mümkün değildir. Başvuracak çare ne olursa olsun bunu engellemek zorundayız. Söylediğiniz gibi. Başvuracak çare ne olursa olsun bunu engellemek zorundayız. Evet, başvurulacak kesin, çare de sonuçta bunu bulmuşlardır. Kesin yani bir çoluk çocuk, kadın, bakın şöyle, bütün nüfusu oradan kaldırmayı, doğru, götürmeyi, doğru, ve doğru, onları doğru sonunda... Doğru. Ama hiçbir şekilde onları yok etmeyi değil. Şimdi bakınız buna, ait, etme, buna ait ne yabancı dokümanlarda yok etme konusunda bir başka ayrıca duruşlar var. Ayrıca duruşlar bakın, var. Devam edin. Teşkilat-ı Mahsusa'nın örgütlü çabalarının olduğunu söyleyen tarihçiler var. Ama buna ait hiçbir delil yok ortada. Vallahi işte bunu tarihçiler tartıştı. Peki. Cümle bitiyor. Ben Teşkilat-ı Mahsusa'yı uzmanıyım. Böyle bir bölge görmedim. Evet. Ama ben bakın size bir şey söyleyeyim paşam. Ne? Şurada geldiğimiz nokta var ya, evet, aslında tarihçilerin de ben buradan bir adım ötesine gidebileceklerini zannetmiyorum. Gitmeleri lazım ama. Ben size bir şey söyleyeyim. Hayır, aslında hiç gerek yok. Başka bir şey, başka buradan, bir şey. Asıl işte o konuya gelelim. İşte ben şimdi diyorum şimdi ki, bundan sonraki nokta... Şimdi bizim sorumuz tarih mi başka bir şey mi ona gelelim. Bir cümle okuyacağım, bir diyor.
kesin bir gerçektir ki Ermeni halkına karşı asla ben karşı değilim diyor. Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika, Amerika'da bak bu, o tarihte varmış demek ki, onları cesaretlendirmekle Ermenilere hiç de iyilik yapmıyorlar. Tam olarak inanıyorum ki yabancı ülkeler cesaret vermeselerdi, bakın bu da çok önemli, tam olarak inanıyorum ki yabancı ülkeler cesaret vermeselerdi, Ermeniler hükümete karşı çıkmaktan vazgeçerler ve yasalara saygılı vatandaşlar olurlardı diyor. Paşa, bunu söyleyen bakınız, şimdi... bakınız, bütün bu olayların hepsi gerçek şeylerdir. Siz biraz önce bir örnek verdiniz. Fransızlar aldı 6000 tanesini beraber götürdü diye. Ermeni tarihçiler de başka bir şey anlatırlar. Fransızlar Antep'ten geri giderken atlarının altına, nalının altına keçe bağlarlar ki ses çıkmasın da Ermeniler peşlerine takılıp onlarla beraber gelmiş. Doğrudur. Ermeni tarihi de böyle anlatır. Evet, evet. Ben şimdi çok burada emperyal sistemin bölgede oynadığı rolü, Ermeni tarihçiler de bunu kabul ediyor. Zannetmeyin ki kabul etmiyor. Bugün mesela Türk ve Ermeni tarihçileri. Yani karşı karşıya oturttuğumuz zaman göreceksiniz. İnşallah bir gün o da olacak. Göreceğiz. O da olacak. Göreceksiniz ki birçok şeyde anlaşacaklar yani bu emperyalistlerin rolü üzerinde şunda bunda anlaşacaklar. Burada bir sıkıntı yok. Ama bizim şimdi asıl sıkıntımız bence oraya geliyor. Bizim bugün yaşadığımız sıkıntının temel noktasına gelelim. Müsaade ederseniz ben yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani söylemesem içimde dert kalacak. Onun için bakın şu şimdi bir olay anlatacağım size. Bu gerçek bir tarihi olay. Yıl 1920 Anadolu mücadelesinde Sakarya atlatılmış. Büyük taarruz hazırlanıyor Ankara hükümeti. Fakat çok ciddi bir sorunu var. Ağır topçusu yok. Ağır topçusu var. Fakat ağır topçusunun tetik tertibatları kaybolmuş. Alınmış, götürülmüş. 1918'de Osmanlı ordusunun silahsızlandırılması kabul edilince Fransızlar, İngilizler, şunlar bunlar Anadolu'daki bütün ağır topları taşıyamamışlar. Ağır topların tetik tertibatlarını alıp götürmüşler. Kamanın içerisinde gayet hassas bir tertibattır o. Küçücük bir şeydir ama o mermiye vuran odur. O olmadan ateş etmez. Şimdi Ankara hükümeti sıkıntıda da çünkü Afyon cephesine çekilmiş olan Yunanlılar mevzilerin çok güzel şekilde tahkim etmişlerdir. Biliyorsunuz İngiliz istikamcıları gezdiği zaman hakikaten doğrudur o. Demişlerdir ki Türkler burayı 3 ayda alırsa 3 günde aldık diye ölsünler demişlerdir. Bu tahkimatı sökebilmek için ağır topçu şarttır. Fakat ağır topçunun da tetik tertibatı yoktur. İstanbul'daki adamlarına haber gönderirler. Derler ki ne yap mutlaka bu tetik tertibatını al. Bunlar araştırırlar ve tetik tertibatların nerede olduğunu bulurlar. Tetik tertibatları da bugün biraz önce konuştuğumuz gibi Baruthane'de, Ataköy'deki şimdi bir kısmını kültür merkezi falan yaptılar. Onların içerisinde ve Fransızların koruması altındadır. Çok sıkı korumaktadırlar. Uğraşırlar, araştırırlar, gece gider, gündüz giderler, girmek mümkün değil. Sonunda Fransız subaylarına derler ki ya biz bunlara ihtiyacımız var. Fransız subaylarına derler ki 15 bin frank getirin. Biz size yani gece nöbetçileri çekelim, girin istediğinizi alın. Aynen olmuş olay. 15 bin frank o dönemde bulunacak para değil. Nereden bulacaklar? Bir tanesi demiş ki ben bulurum demiş. Nereden bulursun? Siz karışmayın. Kalkmış adam gitmiş. Nereye gitmiş? Bahçekapı'da Osmanlı Bankası'nın, İş Bankası'nın tam karşısında büyük Osmanlı Bankası vardı şeyin, Yeni Cami'nin arkasına düşer. Orada, orası Osmanlı Bankası'nın merkezi. Tak tak kapıyı vurur, Osmanlı Bankası Genel Müdürü'nün odasına girer ve karşısına oturur. Sandalyede kim oturmaktadır? Berç Kereste Cihan adında bir Ermeni vatandaşımız oturmaktadır. Ve yıl 1920, yani bu olayların cereyan ettiğinden birkaç sene sonra. Ve adam, bizim Türk Anadolu hükümetinin adamı takır takır olayı anlatır. Der ki işte bizim ağır topçuya ihtiyacımız var, tetik tertibatı falan değerde. Fransız subayları da 15 bin frank istiyor. Bizde de para yok. Berç hiçbir cevap vermez. Çekmeceyi çeker. Çek defterini çıkarır. 15 bin frank yazar. Verir, keser verir eline git aşağı vezneden al der. Bu olay aynen cereyan etmiştir. Ve Atatürk şey çıktığı zaman soyadı kanunu çıktığı zaman Berç Bey'e Türker soyadını verir. 1934'te Afyonludur Berç Bey. Onu meclise alır. 1942'ye kadar da orada milletvekilliği yaptırır.
Ayrıca İstiklal Savaşı sırasında İstiklal Madalyası alan çok sayıda Ermeni var. Evet. Bu sadece var. Bir olay. Bunun gibi mesela, yani şimdi vaktimiz olsa okuyayım. Mesela Fransız o tarihte şeyde çalışan, Karadeniz'de çalışan vapurlar Fransız şirketleri biliyorsunuz. Hı. Ve onların hepsinin müdürleri, büyük çoğunluğunun müdürleri Ermeni. Veya müdür yardımcıları falan filan. Silah sevkiyatlarında... Bütün silah sevkiyatını bunlarla yapmışlar. Ve Ermeni yurttaşların yardımı olmasa zaten silahların İstanbul dışına çıkması, o cemiyetlerin çaldığı cephanetlerin Anadolu'ya ulaşması mümkün olmaz. Yani birbirimizle aslında tarihçilerin dediğim gibi... Bunu da söylemek lazım. Tabii yani. Bütün bunlarla birlikte tarihçilerin, ben şuna inanıyorum. Türkiye'de veya Ermenistan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde tarihçilerin şuradaki atmosferin ötesine geçmesi... Bu kağıtlar arasında savaşın sürdürülmesi bence bugünkü koşulları çok fazla etkilemiyor. Biz yaşadıklarımızla elbette ki hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz. Ama bir yaşayacaklarımız var. Yani yaşayacaklarımız noktasında ben, çünkü bugün içinde bulunduğumuz tablo şimdi giderek Türkiye'yi de ve Türkiye'de yaşayan Ermenisini de Türk'ünü de giderek daha büyük bir kaosa doğru sürüklüyor. Ben Nisan ayında eğer Amerika'da veya Avrupa'da bugünkü tablodan farklı olarak bazı olayların gelişmesi halinde Türkiye'de birbirini anlayan insanların yeniden gerileceği gibi bir endişe taşıyor. Hayır, hayır. Biz Türkiye'de gerilmeyiz, merak etmeyin. Biz Türkiye içinde Türkler, Ermeniler, biz bu soğukkanlılığımızı, sağduyumuzu her zaman birbirimizde koruruz. Türkiye Olur. içinde bize bu açıdan bir sıkıntı olmaz. Dışarıda ne olursa olsun olmaz. Ama dışarıdakiler bunu tahrik ediyor. Yani adam şimdi, biz durduğumuz yerde getiriyor kendi parlamentosuna Ermeni soykırımı, Türkler Ermenileri kesmişlerdi. Biz şimdi 100 sene olana, 100 sene olan o tahrike içeridekilerin yani. Uymasını nasıl yanlış buluyorsa tabii. Biz şimdi bundan ders çıkarırız, buna uymayız. Bizim tabii. burada bir problemimiz tabii. olmaz. Hı-hı. Olmaz efendim. Bizim olmaz. Bizim ama burada aynı tahrik, başka yani bir sıkıntımız 90 var. 90 sene evet. önce o tahrikleri yapanlar bizim, 90 sene sonra aynı tahrikleri yapıyorlar. Bizim sıkıntımız yani. Şu. Bizim sıkıntımız şu. En basit örneğinden gideceğim size. Yani biraz olaylara bakarken teşhisimizde, tespitimizde gerçekten doğru tespitler yaparsak ona göre çok daha sağlıklı çözümlere varabiliriz. Şimdi bakınız. Almanya'da Merkel muhalefeti hatta iktidarı da belki yanına alarak parlamentoya Fransa'dakine benzer bir soykırım tasarısı sundu. Şu anda sundu. Peki bu Ermeni lobisinin işi mi Almanya'da? Değil. 20-25 bin Değil tane efendim. Ermeni var. Yok ya. 20-25 bin tane Ermeni Almanya'da var. Almanya'da Ermeni lobisi yani yok. Şimdi bunu alıp diaspora Ermenilerin çabası falan 20-25 bin tane Ermeni. Peki sorun nereden kaynaklanıyor? Evet, sorun şuradan kaynaklanıyor. Tabii. Şimdi eğer Türkiye Ermeni yani. Sorununun tarihini ve bugününü bakınız. Bugününü de bence bugünü de sorun. Ermenistan'la arasındaki ilişkiler bugün. Tarihini ve bugününü halen uluslararası politik arenanın sofrasına bir meze olarak bırakırsa, yemek olarak bırakırsa, bir malzeme olarak bırakırsa bunu kullanırlar. Onlar fırsatını buldukça bunu kullanırlar. Evet, doğru. Bundan kurtulmanın bir tek yolu vardır. Bu olay bu topraklarda gerçekleşti. Biz yaşadık. Türkler, Ermeniler, Kürtler, biz yaşadık bunu evet. karşılıklı. Evet. Dolayısıyla bu sorunu biz bu topraklar üzerine çekip, bu topraklar üzerinde karşılıklı yüzleşmeyi, konuşmayı evet. becerebilmeliyiz. Bunu yapabilmeliyiz. Evet. Bir kere bu şart. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için bu ülkede gerçek anlamda tam bir ifade özgürlüğü gerekiyor. Bırakınız isteyen, soykırım diyen varsa soykırım desin. 1 milyon öldü diyen varsa 1 milyon öldü diyen olsun. Yalnız, karşısına da paşam çıktı. Yalnız. Hayır yanlış konuşuyorsun desin. Paşam, paşam siz de bunu söyleyin. Tabii, çıkın tabii, karşısına doğru. bunu söyleyin. Doğru, bu tabii. konuşma bizi normalleşmeye götürür. Normalleşmeye götürür evet, paşam. Evet, sonunda doğru. biz bu sorunun altından kalkarız. Tamamen katılıyorum. Ama bakınız tamamen eğer bir Ararat filmini, evet. bir Ararat filmini Kültür Bakanı izin verdiği halde Türkiye'de oynatamadıysak doğru değil. Ya bırak Ermeniler o filmde ne diyorsa desin. Biz de bunu izleriz yani. Bundan bir efendim, korkumuz yani, var. Gece Express'te söylendi. Ne olur. Yani. Ama bak izin vermedik. Şimdi biz bu tepkiyi, bu refleksi gösterdiğimiz zaman sorunu
otomatikman kendi kucağımızdan oraya. Başkasına teslim ediyoruz. Ve aslında burada şu ortaya çıkacak. Tabii. Göreceksiniz. Biz bu konuşma, tarihi konuşmaya başladığımız zaman biz artık şunu yapacağız. Ya bizim asıl sorunumuz tarihi konuşmak değil. Değil. Bizim önce yapmamız gereken bir şey var. Önce yapmamız gereken bir şey var. Yanı başımızda Ermenistan var. İki devlet, isterseniz buna kader deyin, isterseniz ilahi takdir deyin, Allah'ın takdiri deyin. Bu kadar aralarında kanlı bir geçmiş de olsa bu iki halkı birbirine komşu kılmıştır. Doğru. Ve bu iki halk birbiriyle komşuluk içerisinde, iyi ilişkiler içerisinde yaşayacaktır. Bunun başka hiçbir çaresi yok. Her iki devlet açısından bunda büyük yarar var. Korkunç derecede bunda büyük yarar var ve bunun dışında bir ilişki yoktur. Şimdi burada ama bunu gerçekleştirebilmek için de iki tarafın mantıklı şekilde hareket etmek lazım. Ve başta Türkiye. Bilemiyorum. Başta böyle değerlendiriyorum. Çünkü siz başta şimdi bakın başta Türkiye'nin derseniz ben de Ermenistan'ın bu konuda neden bu birleşmeye, bu yakınlaşmaya karşı çıktığına dair size bir sürü kanıt sayarım. Bunları sayın. Ben dinlemeye hazırım paşam. Ama ben de size şunu söyleyeyim. Bakınız. Ama ikisi de yanlıştır. Bakın size. Bu noktada birleşiyoruz. Tam burada anlaşalım. Bu noktada anlaşıyoruz. Bizim de yanlıştır. Bizim sivil bu iç altı yani insanlar olarak, sivil toplum tabii, olarak. Tabii. Bizim yapabileceğimiz bir tek şey var. Kendi hükümetlerimize, karşı hükümetlere aranızda ilişki kurun demektir. Yani bunu sağlayın demektir. Çünkü diplomatik ilişki kurulduğu anda, sınır açıldığı anda, bakınız şöyle bir şey var. Şimdi Türklerle Ermeniler arasındaki ilişki artık kilitlenmiş bir ilişki. Bu kilidi açmak için anahtarı bir kere değil, birkaç kere çevirmek gerekiyor. Evet. Ama anahtarın ilk hamlesi hangisi olacak? İlk hamlesi. Tarihi hesaplaşalım, ondan sonra ilişkiye mi geçelim? Yok. Mümkün değil. Yoksa ilişkimizi kuralım, ilişki içerisinde tarihte konuşuruz. Tabii. Kars sınır antlaşmasının teyidi, ki bence o hiçbir problem değil, konuşuruz. Üçüncüsü, Ermenistan'la iyi ilişkilere geçmiş, diplomatik ilişkilere geçmiş bir Türkiye'nin siz Karabağ sorununun çözümünde de büyük katkısının olacağını, elbette siz o gelenekten gelen bir insansınız paşam. Tabii doğru. Bilirsiniz ki çok daha katkısı olur Türkiye'nin o sorunun çözülmesine. Konuşmamak çözüm değil. Konuşmamak, ilişki kurmamak çözüm bu çözüm değil. Yapılması gereken iki devlet arasına taşırsak biz bu sorunu, yani Batı'nın elinden alıp oraya taşırsak Batı'nın elinden alıp bunu yapmamız lazım. Doğru. Bunu yapmamız lazım artık. Yani bu başka çaremiz yok. Bu noktada siz görüyorsunuz ki emperyal güçlerin halen bölgemizdeki oyunlarını tabii. Sadece Türkiye üzerinde değil. Irak'ta, Suriye'de, Ermenistan'da 19 Mart'ta şimdi kitleler halinde sokaklara döküleceğiz. Amerika'nın şu anda Suriye'de karşı, İran'a karşı tasallutuna karşı. Bunlar ayrı şey. Üzerine gideceğiz. Çünkü aynı tarih tekrarlanacak neredeyse. Doğru. 100 sene önceki tarih tekrarlanacak neredeyse. Ellerinden gelse tekrarlanacak. Şimdi buna karşı çıkmanın bir tek yolu var. Niye bu iki komşu devlet birbiriyle kendi sorununu çözmüş? Ve ben yani bu televizyonlara da İran'ın bunun için çıkıyorum. Yoksa ben tarih konuşmak, tarih tartışmak için çıkmıyorum. Hiçbir şeyim yok. Sonuç almak mümkün değil. Kendi tarihime ilişkin. Bir ikna oluşum var, bir idrakim var. Tabii. Bu idrakimin de sizi üzmesini de istemiyorum ayrıca. Yani siz sormadıkça bunu da istemiyorum. Doğru. Bu ayrı bir şey ama gelecek beni çok ilgilendiriyor. Barış kültürüne katkıdır. Aynen Tuncay'cığım. Gelecek beni çok ilgilendiriyor. Barış kültürüne. Bunun için size, bana, paşama, bütün Türkiye insanı, bütün Ermenistanlılara ciddi bir görev düşüyor. Artık şu ilişkiyi kursunlar, diplomatik ilişkiyi kursunlar, sınırı açsınlar, bu iki halk gitsin gelsin. Ya bakınız, Ermenistan'dan buraya günübirlik gelip çalışanlar var. Siz biliyor musunuz? Oradan gelen bir tane Ermenistanlının Türkiye'de kurduğu diyaloğun kaç tane tarihi nasıl çözebileceği? Çözer. Bu böyle bir hayat. İnsanlar bir araya geldiğince olumsuz, birbirlerini olumsuz görüyorlar. Bir araya geldikleri İnsanlar zaman birbirlerinden özür dediler. Ben buna da inanıyorum. Yani bu konuşma, bu yüzleşme içerisinde. Siz şimdi şunu, yani ben açık yürüklükle şunu söylerim. Ermenilerin o dönemde Ermenilerin öldürmüş olduğu neyse o çeteler
Hangi tarihte öldürdülerse, 17'de mi, 18'de mi, 19'da mı, tehcirden sonra mı, önce mi, hangi Türk ailesi varsa, hangi Müslüman ailesi varsa onun acısını ben paylaşırım. Yürekten paylaşırım. Biz de o aynı aileleri paylaşalım. Siz de bu cümleleri yüksek sesle bu ülkede artık Ermenilerin o yaşadığı acıyı paylaştığınızı belirtmeniz lazım ve bu bizi bir yerlere götürür. Paylaşır. Doğrudur. Yoksa bu bizi götürür. Şu son söylediğiniz cümlelerin her noktasına kadar katılıyorum. Bu bizi götürür, bir yerlere götürür. Doğru. Biz o zaman bu sorunları çözeriz. Doğru. Onların elinden, o masanın elinden alırız. Avrupa'nın elini. Yani şu anda tek yaptığı koz. Merkel'in tek yaptığı koz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamanın yolu olarak Ermeni sorununu kullanıyor. Bu kadar açık. Doğru. Bu kadar açık. Fransa'da aynı şey. Ben utanıyorum Ermeni olarak. Halen bu dram, bu felaket. 90 senedir. 90 senedir ya. Fransa'nın bir daha aynısı oldu. Fransa'da aynı. Niye bırakıyoruz paşam bunların elini? Biz yani biz kendi aramızda niye konuşamayacağız? Peki bu aynı şeyleri siz acaba Ermenistan'daki... Ermenistan söyleyebiliyor musunuz? Tabii söylüyoruz da Ermenistan devleti şuna hazır. Biz ön şartsız Türkiye ile diyaloğa ilişkileri hazırız. Hiçbir ön şart sürmüyoruz. Yani Türkiye soykırımı tanısın şunu, böyle hiçbir şart yok. Ön şartsız diplomatik ilişki kurmak istiyoruz, sınır açılsın. Ha Türkiye'nin şartları var. Onun için Türkiye'de başlıyor diyorum. Türkiye, ülkem benim diyor ki Ermenistan Kars Antlaşması'nı tanımıyor diyor. Hayır, tanıyor. Tanıyor efendim. Tanıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı kaç kere bunu ifade etti? Onu bilmiyorum. Kaç kere ifade etti? En son Mısır'da dediniz. En son Mısır'da 2 hafta önce Zaman Gazetesi manşet yaptı. Tanıyor Karabağ sorununun çözümü konusunda Türkiye şart sürüyor. Ben Karabağ'da yaşanan ızdırabın yürekten paylaşan insanlardan biriyim. 1 milyondan fazla insan şu anda ortalarda çıkıyor. Bir de rakamlara girmiyorum. Ben o şeylere girmiyorum. Tabii. Ama orada bir insanın ızdırabı dahi benim ızdırabım. Ama bu problemin çözümü konuşmamakla yine olmaz. Karabağ problemi de yine oturup konuşacağız. Paşam, Apo Suriye'deydi, biz Suriye ile ilişkileri kesmedik. Sizler o dönemde görevlendiydiniz. Yunanistan'la bin türlü sorunumuz vardı. Diplomatik ilişkiyi kesmedik sınırımız. Tabii. Yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında gerçekten orada bir sorun var ve önemli bir sorun. Ama ilişki kurmadan o sorunun çözümüne biz nasıl katkı sunabiliriz? Bakınız Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Gül de İsmail Cem de bir kere iki ülke arasında şey ara bulucu olmak için... 93'te bir şey, 2003 falan diye bir şey söylemiş. Onu söyleyeceğim. Aslında 93'te bu iş çözülüyordu. 93'te Türkiye ile Ermenistan, yakından takip eden bir gazeteciyim ben, Ermenistan'dan gelen heyetlerle, Gibaridyan vardı, Petrosyan'ın baş danışmanı falan. Biliyorum o anda çözülmek üzereydi. Bir protokol hazırlanmıştı Türkiye ile Ermenistan arasında. Orada Kars Antlaşması'nın teyidi de vardı, sınırın açılması da vardı. Her şey bitiyordu. Kelbecer olayı oldu şeyde, Karabağ'da. Türkiye birdenbire ilişkiyi kesti. Ve bugüne kadar da geldik. O günden bugüne de Türkiye'nin Ermenistan'a olan o politikası Azerbaycan politikasının blokajı altında kaldı. Evet. Ve maalesef bugünlere kadar geldi. Ama bence artık Azeri dostlarımızın da Türkiye'nin şu anda şey olmaları lazım. Şu anda yaşadığı bu emperyal kuşatmayı görmeleri ve Türkiye'nin yanında olmaları lazım. Ve Ermenistan'la ilişkileri Türkiye'nin düzeltmesi aynı zamanda Ermenistan'la Azerbaycan'ın ilişkilerinin de düzelmesinin yolunu açacaktır diye düşünüyorum ve gerçekten burada akılın hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Paşam sizden değerlendirmeyi rica edeceğim. Evet.